farzı kılmadım. Bitirsinler sonra kılarım kendi başıma. Nedeni ise hutbe. Hala Deccal'in etkisi devam ediyor. Hutbe hayvana merhamet, onların hakkı var. Kim örnek? Kedi köpek. Bu bize dayatılan şeyler. E ötekilerini de saysana sırayla, bütün hayvan alemini say be. Ha? Onların hakkı yok mu? Kedi köpek. Deccal'in özeli. Kedi köpek abisleri. Caminin kıblesi kedi köpek. Ötekilerin hakkı yok mu? Hı? Tüm bu avişleri düzenleyen neden hep kedi köpek? Hiç kimse merak etmiyor mu? Ha? Başka hayvan mı yok dünyada? Nedenini belirtiyorum ben. Bu zehir ölüm saçma nedeni. Tamamen Deccal'in işi, bilmiş oldum. Peygamberimizi bu şekilde katlettiler. Bize saldırdıkları gibi her gün. Çocuklarını. Tüm erkek çocuklarını, soyunu kuruttular be. Bu hadisleri düzenleyenler. Hala kedi köpek. Köpek cami etrafında mikrop, kütlü şeyler, kanserojen şeyler. Caminin içinde bok var. Bunları dayatan batıl tarot şu bok saçan etrafa, büyük kuklaları atan pedofil, zoofil. Ha? Onların şeyine. Hainlerde neler yaptığı belli belgelerden insanlar itiraf etti be. Vazgeçmek isteyenler, bu şeylerle uğraşanlar, hala tutturmuşlar bu hadisler. En önemli hayvanlar. Vazgeçilmez. Kedi köpek. Parazit. İç parazitleri. Yeni yayınladım ben. Bu ev hayvanlarının iç parazitleri nasıl neden oldu? Ha? Bu nasıl güç be? Bu şeyler yine ortaya çıktı. Hutbelere dayatılacak. Hayır, o imamın arkasında ben kılmıyorum farzı. Kendi başıma kılacağım. Görüntüye bakın be. Bu şeyleri bunlar için. Bu mu? Kedi köpek hayvan hakları merhamet. Kıblelere dayatılacaklar, dayatılacaklar. Bu kadar çok hakları mı var bunların? Ötekileri sıfır mı? Allah'ım yarabbim. Evet. Allah'tan bulacaksınız, söyleyeyim size. Resmen baltılık bu be. Anlayamadım ki ney bu yani. Köpekler hakkında Kur'an'da yazanlar belli. Hiç iyi o şeyler değil. Çoğu. Ha? Bir okuyan var mı ben o ayetleri? Kedilerse kediler yok. Kur'an'da yok. Neden yok? Neden? Çünkü belli. Baal bu. Onları ele geçiren. Çünkü o onun sırrı. Ben açıklıyorum burada. Ne için? Dininizi kuşatacak.
uyanın ve diğer Kur'an'da kaç tane hayvan geçiyor, adı geçiyor, onlar okunmuyor. Böyle kötülenen, aşağılanan hayvan, Kur'an'da olmayan bir hayvan. Onlara merhamet, onların hakkı var, diğerlerin yok. Kim yazan bu hutbeleri be? Derhal tutuklanmalı ve ateşte yakılmalı. Ben böyle hutbeler yazabiliyor. Peygamber gibi bir şey o. Herkese dayatabiliyor bunları. O zaman ateşe atın. Hazreti İbrahim gibi yanmaz. Doğruluğunu tespit ettim. Yeni kediler üretim hiç durmuyor. Ne için? Bu parazitleri salmak için. Yeni yayınladım be. Neler yapıyorlar? Hepsi yeni bilgiler. Saklanıyor, gizleniyor bunların şeyleri. Şeytan tarafından. İnsanlara bulaşsın diye. Hakaretin yani sivrisinek, sinek çeşitleri, onların üreme yeri be, derilerine bırakıyorlar. Neden? Kokularından dolayı. Yoksa bu şey için kullanıldıklarından dolayı. Pislikleri parazit dolu, iç parazitlerden tut. Beni saat 12 yarına kadar bekletiyor, 12 yarımda açıyor telefon. Evet, ne, nasıl bir anlayış bu be? Sizde hiç akıl yok mu? Hey, Müslümanız, korunmayı biliyoruz. Ötekilerinin hakkı yok mu? Hani hak, hayvanların hakkı var, o insanların yok. İnanmıyorlar. Belki inanacak ileride, ne biliyorsun, belki Allah onları doğru yola iletecek. Kim belli be, kim bu şeyleri dayatan Hureyre, kedi babası, Hazreti Ayşe, 9 yaşında gelin, hepsi palavra, hepsi iftira. Başka bir şey anladığım yok. Bir peygamber gidecek, 9 yaşındaki ufak kızla evin. Var mı lan, bu nasıl mantrası var? Allah'tan korkusu yok mu? Allah'ın 1 kilo 15 lira. Batılsınız be. Hep ondan bu hadisler veya Ebu Hureyre'den. Hey, bu aynı diğer dinleri çaptıran ananız. Onların da anaları başka isimle. Evet. Daha Mısır'da da vardı bunlar. Firavun'da da. Babil'de. Babil'in şeyi. Bütün cadıların anası. Aynı şey kedilerle, köpeklerle. Ha, biraz şeyi okuyun be. Tevrat mesela. Oranın da bir Babil'in anası var. Ne yapıyor Allah öldürdük? Köpeklerine yedirtiyor onu. Bunu dikkate alın. Bu hutbeden sonra başınıza bir bela gelecek, ufak da olsa. Göreceksiniz. Siz normal zannedeceksiniz. Zaten hepsi bu belaların, o Deccal'in altından çıkıyor. Yani haberlerde gördüm be. Bilmem kaç, 30'a yakın çocuk, okul çocuğu, zehirlenme falan, hastaneye. Neden gizleniyor asıl faili? Asıl faili bana belli be. Sizin bu hutbelere dayattığınız hayvanların pisliğinden, parazitlerinden, sineklerinden, boklarından. Zaten şey bu yani. Asıl amaç bu. Mahallede yaptıkları gibi bir oradan, bir oradan, bir oradan kıy. Aynı böyle bu şey olaylar da oluyor. Bir oradan, bir hafta, iki hafta sonra bir orada, bir istedikleri zaman. Bahçenden belli. Saldıkları sinekler. İstedikleri zaman. İstedikleri. Kuyruğun neredesin? Sen öyle doğmadın.
Seni büyüğü için öyle yaptılar. Evet. Bu büyücülerin iç tarot, şunşun tanrıçasının dayattığı şeyler. Şunşun hastalığın, ölümün tanrıçası ve tanrısı. Bunları taşıyacaklar Uzbe'ye. Ha? O kedinin kuyruğu büyü için kesilmiştir. Belki içine bir şey de yerleştirdiler. Milletten yediğimiz işkenceler belli be. Boklar, sinekler, parazitler, yaşadığımız rahatsızlıklar. Ha? Bir gece geçmiyor iğnelemelerden, eksik işkencelerden. Yoğun olarak saldırı altındayız. Neden? Çünkü böyle sözler yapıyorum. Böyle gerçekler yani. Çünkü gerçek maalesef bir orada, bir orada, bir orada saldırılanlar. Aynı şekilde yurt içinde de. Bir okulda orada kaç gün geçti? Başka bir okulda vardı bu zehirlenmeler. Kışlalarda zehirlenmeler. Fabrikalarda zehirlenmeler. Ha? Ne bu? Nedeni ne? Aniden onlara yemek yetiştirenler şey mi tuttu? Birden onlara zehir mi verdiler? İşlerini kaybetme pahasına. Nereden geldikleri belli. Aynı şekilde bu milletin her şeytanlığı her yerinde başka yerde diyor. Bir orada yangın, bir orada, bir orada cinayet, bir orada, bir orada cinnet, bir orada, bir orada terörizm, bir buradan, bir orada, bir hafta sonra orada, bir hafta sonra orada, göze batmadan. Normal bu artık, alıştırılacak insanlara. Böyle kurban vermek normal. Sıradan, günlük, hiç şaşmamalı, ha? Bu dokundu, yarın bu kaynar. Bok kaynar etraf, sinek, parazit. Neden? Zamanlamaya bak, yarın satanist hain günü. Onun için satanist hain günü. Tam zamanında hutbe. Hiç kimse şüphelenmez. Körler çünkü. Kavise bak yani, kediyi aç bırakmış ölmüş de. O kim kediyi aç bırakır be? O gider, gider kendine yemek bulur. Kediyi aç bırakmış. Eski zaman bu. Kapılarda kilit yok. Hepsi Müslüman. Çıkar kendisine yemek bulur. Yalana bak be. Kuyruklu yalan. Bu Allah'a bu iftirayı uyduruyorsunuz ya. Bunu yayanlar akıbetleri belli.